Saat 9 Parametre'de karşınızdayız. CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat ve Hakan Çelik'le birlikte saat başına da karşınızda olacağız. Gelişmeleri yorumlarıyla sizlere aktarmaya çalışacağız. Avrupa'nın kalbi Belçika'nın başkenti Brüksel şokta. Kent güne peş peşe dün terör saldırılarıyla başladı, uyandı. Avrupa'nın kalbi dün sabah 9'da önce havalimanında ardından bir saat sonra metro istasyonunda yaşanan intihar saldırılarıyla sarsıldı. Saldırıları IŞİD üstlendi. 34 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi. İlk hedef dediğim gibi Zaventem Uluslararası Havalimanı'ydı. Orada 2 patlama oldu. Apron'da ve terminal binasında. Saldırı intihar saldırısıydı. Ardından bir patlama daha. Bu kez hedef metro istasyonuydu. Orada da 20 kişi hayatını kaybetti. Havalimanında 14 kişi hayatını kaybetti. Tüm tramvay, metro, otobüs seferleri durduruldu. Ülke genelinde güvenlik seviyesi en yüksek nokta olan 4'e çıkarıldı. Güvenlik kamerasına takılan görüntüleri dün de aktarmıştık. Bir kaçış, panik havasını. Ayrıca 3 militanın bagaj arabasını ittikleri de o görüntülere yansıdı. Dolayısıyla aramalar devam ediyor. Bir teröristin hayatta olduğu belirtiliyor ve o teröriste dönük çalışmalar, arama çalışmaları da devam ediyor. Yetkililere göre ikisi kendini patlattı. Bu teröristlerin intihar yeleğini bırakıp diğer üçüncüsü kaçtı, yani kayıp. Avrupa alarmda. Brüksel'deki saldırı sonrası başkentler güvenlik önlemlerini arttırdı. Mogherini, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Lübnan'daydı. Lübnan Dışişleri Bakanı ile toplantıdaydı. Ancak saldırıyı duyunca Beyrut'tan Brüksel için ağladı. O gözyaşları kameralara yansıdı. Dediğim gibi birçok şehrin sembolik binalarında Brüksel, Belçika bayraklarının renkleri var. Brüksel acısı var. Yine Cumhurbaşkanı Belçika Kralı'nı arayarak saldırıdan ötürü taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısı var. Belçika'ya gitmeyin uyarısı bu. Yine Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan IŞİD üyesi 10 kişi yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamayı yaptı. Gaziantep'te yakalanan bu 10 IŞİD üyesinden birinin intihar bombacısı olduğu ve üzerinde patlamaya hazır bomba düzeninin bulunduğu belirtildi. Dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısı sonrasındaki gelişmeler, soruşturmaya ilişkin ayrıntılar biraz daha netleşmeye başlıyor. Dün de sizlere aktarmıştık. Acılar taze, mesajlar ortak. Dün Taksim saldırısı sonrasında 9 ülkenin İstanbul Başkonsolosu İstiklal Caddesi'nde saldırı noktasını ziyaret etti. Açıklamaları var. Yine şehitlerimiz var. Türkiye dün de teröre 5 şehit verdi. Mardin ve Nusaybin'deki bombalı saldırılarda 3 polis ve 2 askerimiz şehit oldu. 19 güvenlik görevlisi yaralandı. Bir yandan da şehitlerimize veda vardı. 5 kentte acı vardı. 6 şehidimize son yolculuğunu uğurladık. Dokunulmazlık tartışması devam ediyor. 22 fezleke daha mecliste. Reza Zarrab Amerika'da tutuklandı ve ayrıntılar. O savcı kim? Wall Street şerifi lakaplı savcı kim? İddianamede neler var? Hangi gelişmeler yaşanabilir? Bütün bunlar da Parametre gündemi içinde olacak. Yine bir taciz iddiası, yine bir intihar, yine gencecik bir kızımızı kaybettik. Genç oyuncu dizilerde de oynayan Gülay Bursalı'dan bahsediyoruz. Tacizden kaçarken intihar etti haberini bugün itibariyle yine göreceksiniz. Yine taciz iddiaları, yine intihar, yine ölüm, yine şiddet. Bütün bugünden başlıkları Parametre'de olacak. Günaydın Hande, günaydın Hakan. Günaydın Ebru, merhaba. Biz Parametre'ye devam günaydın ederken... Günaydın Ebru. Günaydın Hakan. Günaydın. Biz Parametre'ye devam ederken geldi haber. Brüksel'de, Belçika'nın başkentinde ama Avrupa'nın da kalbinde. Avrupa Birliği kurumlarının, NATO'nun bulunduğu. Birçok aslında şirketin de Avrupa, Orta Doğu, Afrika merkezlerinin olduğu nokta Brüksel. Böyle bir önemi var. Havalimanında patlama, ardından bir saat sonra ikinci bir patlama, üçüncü bir patlama metroda yaşandı. Olağanüstü güvenlik önlemleri var. İntihar saldırısını yapan IŞİD üstlenmişti. O isim de belli oldu. İki isim El Bekrai kardeşler olarak Belçika basınından şu anda dünyaya duyuruluyor. Evet. İki isim belirlendi IŞİD üyesi. Bir intihar saldırısı saldırganı aranıyor. Onun kayıp olduğu belirtiliyor. Dünya terörün odağında, Avrupa Birliği'nin kalbine
başkentine dün sabah böyle bir terör saldırısıyla uyandık. Bitmiyor. Sınırda yakalananları az önce aktardım. Biri intihar bombacısı ve üzerinde düzenek vardı diyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Bir yandan Güneydoğu'daki operasyon ve verdiğimiz şehit haberleri var. Yaşadığımız ardı ardına terör olayları var. Kaybettiğimiz insanlar var. Acılarımız var. PKK ve IŞİD terör örgütü bağlantısı, PYD desteği. Bütün bu ortamda ne yapacağız? Ne düşünüyorsunuz? Hangi gelişmeleri yaşayacağız? Dünya daha mı birlik olacak? Güvenlik mi artacak? Daha mı kabuğumuza çekileceğiz? Nasıl mücadele edeceğiz? Neler öngörüyorsunuz Hakan? Ebru, dünya bir korku tünelinin içinde ve biz bu dönemde dünyanın gerçekten birçok açıdan çok kötü bir dönemine tanıklık ediyoruz. Tek kutuplu dünyaya geçişle birlikte bir belli oranlarda bir barışın, huzurun geleceğini düşünmüştü bazı uzmanlar ama böyle olmadı. Yani çift kutuplu dünyada bile, soğuk savaş döneminde bile belki belli noktalarda bu kadar büyük acılar ve gerginlikler yaşanmıyordu. Gerçekten bir korku tüneli diyorum. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun terörün herkesi her an vurabileceği gibi bir gerçekle karşı karşıya kalındı. İstanbul Sultanahmet'te, İstiklal Caddesi'nde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o gökdelenlerde 11 Eylül saldırıları, Paris'te, Paris'in hemen yanı başındaki Bataclan isimli diskotekte, müzik holde meydana gelen saldırı, André Breivik'in Norveç'te dünyanın en huzurlu olduğu düşünülen ülkelerinden birinde gerçekleştirdiği saldırı. Bütün bunlar bir kere bir daha tekrarlanmaması için ne yapmalı diyoruz ya, terörü sıfırlamak muhtemelen hiç mümkün olmayacak maalesef. Böyle bir gerçek var. İntihar ama, saldırısı da daha büyük bir sorunu gerçekten ve zorluğu. Ama Ebru, bunu azaltmak, bununla mücadele etmenin yollarıyla ancak mümkün olabilir. Dünyanın neresinde olursa olsun hedefi, motivasyonu, destekleyen unsurlar ne olursa olsun teröre karşı bütün dünya dik durabilirse, bir dayanışma ortaya konabilirse ve bir işbirliği yapılabilirse terör örgütlerinin ideolojilerine bakılmaksızın ve terör örgütleri bir takım ülkeler ve bir takım gruplar tarafından açıkça himaye edilmemeye başlarsa o zaman terörle mücadele konusunda belli bir yol almış oluruz. Bütünüyle sıfırlayamayız ama belli bir yol almış oluruz. Belçika'daki saldırıyı da, Brüksel'deki saldırıyı da şiddetle ben de kınıyorum. Herhangi bir şekilde mazur görmeye çalışmaksızın dünyanın neresinde olursa olsun dediğim gibi İstanbul'da da Ankara'da da bunların karşısında bütün olarak bir dayanışma ortaya koymak ve terör eylemlerinin tekrarlanmaması için, masum insanları hedef almaması için, bütün dünyada devam eden tartışmaların, olayların ve siyasi süreçlerin dışındaki masum insanlar terör eylemlerinin hedefi oluyor. Havalimanlarında, otobüslerde, uçaklarda ve diğer ulaşım araçlarında çok sayıda insan hayatını kaybetti. O nedenle hiçbir şekilde kabul edilemeyecek eylemler olarak bunları açıkça ilan etmek ve dayanışma ortaya koymak gerekir. Şu anda arkadaşlarım biraz önce benim aktardığım haberi son dakika geçmeye devam ediyor Hande. Brüksel Havalimanı'na yapılan saldırıyı El Bakroi kardeş olarak bilinen kardeşler gerçekleştirdi deniliyor. Dolayısıyla kimlikler belirlenmiş. Şimdi bizde de en son İstiklal Caddesi'nde yaşadığımız saldırı sonrasında terör suç kaydı yoktu. Ama işi de terör örgütüne yardımcı olmakla suçlanan isimler vardı. O listede yer alıyordu. Suriye'ye giriş çıkışlardan dolayı da bir takip altındaydı bu isim. Dolayısıyla dün saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin kimliği de El Bakroi kardeşler olarak bugün dünyaya duyuruluyor. Bütün bunlar ciddi bir terörle mücadele, ciddi bir işbirliğini ve küresel dünyada aslında ciddi bir bütünleşmeyi de beraberinde getiriyor. Getirmeli görüşü bir kez daha öne çıkıyor galiba. Ne diyeceksin? Bir de Abdülselam'ın yakalanması, hemen onun ardından bu saldırının yapılması, bir intikam olarak söylenmesi IŞİD tarafından. Bütün bunları birleştirildiğinde sen nasıl bir resmi daha sadeleştirdiğinde bize ne söyleyeceksin? Vallahi şimdi şunu söylemek lazım bir defa. Dünya bir küresel terör tehdidiyle karşı karşıya, öyle görünüyor. Çünkü bir gün bakıyorsunuz Ankara, bir gün bakıyorsunuz işte Brüksel, bir gün bakıyorsunuz başka bir şehir Londra ve benzeri gidebiliyor. Dolayısıyla Paris ya da dolayısıyla küresel bir tehdide karşı küresel önlemler alınması gerekiyor. Yani bir defa birincisi çok net.
ülkelerin yan yana birlikte işte o senin ülkende ama benim ülkemde yok demeden, terörist ayrımı yapmadan, terör grubu ayrımı yapmadan topluca birlikte doğru düzgün bir işbirliğini yürütmeleri gerekiyor. Bu birinci boyutu. Biz biliyorsun birkaç gün önce daha Brüksel'deydik Başbakan Davutoğlu ile birlikte. Yani pek çok gördüğünüz işte havaalanında da kendi ekiplerimiz normal tarifeli uçakla gidip geldiler. Pek çok bu görünen yerlerde de hepimiz dolandık. Dolayısıyla gerçekten ürkütücü. Bir defa bunu söylemek lazım. Paris saldırganı Salah Abdeslam. Bu 4 gün sonra yakalanmasından 4 gün sonra gerçekleşmesi iki ayrı boyut aslında değerlendiriliyor bakıldığında. Biri misilleme olabilir deniyor. Diğeri de işte bu şahıs konuşabilirdi. Konuşursa da planlanan saldırıyı deşifre edebilirdi. Bu sebepten dolayı da hızlı harekete geçmiş olabilirler deşifre olmadan önce. Evet, dolayısıyla iki ayrı alternatif üzerinde duruluyor. Bunu söylemek lazım. Ama genel olarak baktığımızda evet artık küresel bir tehdit var. Her ülke için tehdit var. Ve bir şekilde ya uyuyan hücreler var ya evet listelerde adı yer almayan ama yakın işbirliği yapan bu örgütlerle isimler var. Dolayısıyla derli toplu bir mücadele küresel bazda yürütülmesi gerekiyor. Bugün Ankara'da iki önemli isim var, onu da söylemek lazım. Obama'nın özel temsilcisi, IŞİD'le mücadele özel temsilcisiyle Dışişleri Bakan Yardımcısı burada hem Feridun Sinirlioğlu'yla görüşecekler, Dışişleri Bakanlığı müsteşarıyla da hem de bakanla da görüşmeleri bekleniyor. Neden önemli? Sınır açısından önemli. Evet, Türkiye pek çok önlem alıyor. Ama bundan birlikte yine de sınırdaki tedbirlerin artırılması gerektiği konusunda bir takım fikirler var ve ifadeler var. Bundan birlikte genel olarak Suriye'ye yönelik, sınıra yönelik bütün başlıkların ele alınması bekleniyor. Tabii belki en tartışmalı başlıklardan biri de sınırda Suriye'nin kuzeyindeki YPG'nin durumu. Amerikalılarla bu konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Belli ki bu görüşmeler önemli. Perde arkası bu açılardan hem terörle mücadele açısından hem Suriye'nin geneli açısından önemli başlıklar olarak bugün öne çıkıyor Ebru. Şimdi sorum şu. Obama'nın açıklamaları vardı Amerika'da Atlantik Dergisi'nde yayınlanan 16 sayfalık makalede. IŞİD saldırıları sonrası, iki Amerikalı'nın kafasının kesilmesi sonrasında bizim önceliğimiz IŞİD oldu. Esad geri plana çekildi diyor. Şimdi arka arkaya yaşanan terör saldırıları sonrasında 4 İsrail ve 1 İranlı, 3 İsrail ve 1 İran vatandaşı Türkiye'de hayatını kaybetti. 34 insan Brüksel'de, Paris'te 100'ü aşkın insan hayatını kaybetti. Dolayısıyla yaşanan bu olaylardan sonra IŞİD'le mücadele politikasında bir değişiklik olur mu? Ve bundan, sınırımızda yaşanan bu gelişmeden Türkiye nasıl etkilenir? Bir yandan da Avrupa Birliği ile bu mülteci anlaşması yapılmışken bizim için riskler neler ve dünyada değişecek ne var IŞİD'le mücadelede? Evet. Ebru, evet, yani senin tabii bu soruların çok önemli. İstersen biraz sonuçları üzerinden gidelim. Tamam. Yani bu olay nasıl etkiler yaratacak? Şimdi bir kere maalesef bir büyük bir İslam karşıtlığı zaten var biliyorsun bütün dünyada. Bunun katlanarak artacağını öngörmek mümkün. Son birkaç günlük gazetelere bakın. Amerika'daki 11 Eylül saldırısı sonrasında Paris'teki saldırının hemen ardından İslam dünyasını, İslam inancını, felsefesini sorgulayan çok sayıda, yani üniversitelerde, gazetelerde makaleler var. Niye böyle radikal unsurlar çıkıyor? Acaba İslam ülkelerinin bunda nasıl bir sorumluluğu var gibi şeyler var, tartışmalar var. Ve bu tabii her terör eylemi özgürlüklerin biraz daha sınırlanmasına neden oluyor. Amerika'da da böyle oldu. Yani sen şey diyorsun, özgürlük, güvenlik, insan hakları, mülteci dayanışması, bakışı, İslam'a bakış açısından çok sürecin bir evet yönetilmesinin çok, biraz daha dengelerin kurulmasının zor olduğu bir döneme giriyoruz. Bu İslam dünyasıyla ilgili algıların hep olumsuzlaştığı, giderek olumsuzlaştığı bu dönemde tabii bunun faturasının kesileceği yerler var. Maalesef Türkler bundan en çok etkilenecek halklar arasında. Çünkü Avrupa'da çok sayıda Türk vatandaşı var. Türkiye kökenli var. Avrupa vatandaşı olmuşlar. Ama çoğunlukla da Müslüman insanlar. Dolayısıyla doğrudan etkileneceklerdir. 5 milyondan fazla, 6 milyon civarında Türkiye kökenli insan var.
ve biz Avrupa Birliği ile şu anda bir vizesizlik görüşmesi sürdürüyoruz. Bu yıl içinde vizelerin kaldırılacağını açıkladı ilgili taraflar. Bütün bunları da olumsuz yönde etkileyebilecek gelişmeler. Çünkü her Avrupa ülkesi bu olaylardan sonra içine kapanma, sığınmacı almama, yabancılara kapıları kapatmak gibi bir refleks veriyor, tepki veriyor. Bütün bunlardan maalesef Avrupa'nın içinde, Avrupa'nın yanı başında olan Türkiye'nin olumsuz etkilenmesi gibi bir şey söz konusu. Sizler ve bizler gibi bir kamplaşmanın, yani medeniyetler arasındaki çatışmanın da maalesef giderek derinleşeceği bir ortamda bu tip durumlar Le Pen gibi, Amerika'da Trump gibi bir takım sağcı veya kimi zaman ırkçı, aşırıcı görüşlerin de siyaset sahnesinde daha da güçlenmesine neden olacaktır. Doğu ile Batı arasındaki köprüleri kurmaya çalışan muhafazakar ama daha ılımlı kesimlerinde işleri güçleşecektir. Cameron gibi, Almanya'da Merkel gibi siyasetçilerin eli zayıflayacaktır. Kısa vade sonuçlarına baktığımızda işte Belçika Başkonsolosluğu kapalı, İstanbul'da, Ankara'da Büyükelçilik kapandı. Türk Hava Yolları 2 günlük uçuşlarını iptal etti Brüksel'e. 24-25 için satış yapılmayacak. Brüksel Havalimanı bugün bütünüyle kapalı olmaya devam edecek. Ulaşım durdu. Ulaşım. Çünkü herkes sonra, olduğunuz yerde kalın mailleri gidiyor. Şirket merkezlerinden. Havacılık ve bütün ulaşım araçlarında çok daha sıkı tedbirlerin alınacağını ve bu insanların daha çok çile çekmesine neden olacak. İnsanları seyahat etmekten bezdirecek kimi zaman önlemler alınacaktır. Yani insanların bu dönemde, yaşadığımız bu dönemde sokağa çıkmaktan bile imtina edecekleri, eğlence mekanlarına gitmekten kaçınacakları bir döneme giriliyor ki bu bir yönüyle de maalesef terör örgütlerinin istediği bir şey. İnsanların yaşam tarzlarına, günlük hayatlarına doğrudan müdahale etmek gibi bir imkan yakaladılar. O nedenle terörle etkin mücadele, sonuç alıcı mücadele çok önemli. Benim terör örgütüm, senin terör örgütün. Aman bana dokunmayan terör örgütüne ben de dokunmayayım, onu görmezden geleyim. Hatta kollayayım, imkanlar tanıyayım gibi bir dönemin kesin olarak geride kalması lazım. Belçikalılar adına gerçekten çok üzüldüm ama Brüksel'in ve Avrupa Birliği içindeki çeşitli ülkelerin de kimi terör örgütlerini kendi burunlarının dibinde, arka mahallelerinde faaliyette bulunmaya devam etmelerinin nasıl aslında vahim sonuçları olabileceğini, günün birinde kendileri bakımından da ağır faturalar çıkabileceğini görmeleri lazım. Arka mahallelerinde Paris'in, Belçika'nın işte bu Molenbeek'te ve diğer bir takım Brüksel gibi semtlerinde yıllardır radikalleşen, sosyolojik bir takım nedenlerle de büyüyen ama bu büyüyen sorunu Avrupa'nın görmek istemediği gettolarda bambaşka bir dünyanın ortaya çıktı. Yani Paris bir Şanzelize'den veya işte Saint Germain'den ibaret değil, Brüksel, lüks semtlerden ibaret değil. Arka sokaklara gittiğiniz zaman bambaşka bir hayat var. Bu hayatın neden böyle gettolara insanların sıkıştığını, bir insanların ve kültürlerin birbirlerini neden ötekileştirdiğini de anlamaya çalışmak lazım ki terörün sadece güvenlik önlemleriyle durdurulamayacağını biliyoruz. Sosyolojik, ekonomik ve diğer siyasi nedenlerini araştırmamız lazım. Son bir cümle söyleyeyim Andi'ye geçerken. Nasıl insanlar intihar bombacısı olabiliyor? Aynen öyle. Nasıl insanlar böyle bir şeyi kabul edebiliyor? Nasıl beyinleri böyle yıkanabiliyor? Nasıl bu hale gelebiliyorlar diye bu soru. Bir insan kendi canından nasıl vazgeçebilir? Bütün bunların da nedenlerine iyi bakmak lazım ama Irak'ta ve Suriye'de de bir istikrar ve barış gelmeden, yani Orta Doğu'da İslam coğrafyası denen bu coğrafyada bana bir tane ülke söyle, çatışma olmasın, bölünme olmasın ve parçalanma olmasın kendi içinde. Bu coğrafyaya istikrar gelmediği sürece dünyanın ve batının da kendi oturdukları topraklarda da güvende olamayacaklarını artık görmüş olmamız gereken bir döneme girdik. Yani benden uzakta olsun, sorun olmasın dönemi bitti. Çünkü senin yanında, yanı başında seni rahatsız edebilecek bir takım unsurlar var kendi içinde. Hande Hakan sosyal tarafına ve bundan sonra yaşanacaklara biraz daha detaylı baktı. İşte o güvenlik özgürlük dengesi, yabancılara bakış, seyahat etmenin zorluğu, dolayısıyla artan güvenlik önlemlerinin tüm dünya vatandaşlarına yaşatacağı zorluktan bahsetti. Ve bu mücadelenin çok da kolay olmayacağını söyledi. İstersen hani sen Suriye'de bırakmıştın, bugünkü temaslara da işaret etmiştin. IŞİD'le mücadelenin arttırılması ve Türkiye yetkisinden devam edip hani sosyal boyutuna geçebilirsin. Ya da farklı sonuçlarına değinebilirsin. Buyur. Yani Hakan'a katılıyorum bir defa. Ben aynalarını tekrar etmeyeyim, başka boyutlarıyla devam edeyim isterseniz. Lütfen.
Bir defa evet, IŞİD'le mücadele değil tek başına. Yani şunu görmek lazım belki daha açık işte. IŞİD terör örgütü ama işte PKK'nın çadırına Brüksel'de izin vermek. Böyle bir şey yok. Yani tam da senin terörist örgütün, benim örgütüm ya da bana dokunmayan örgüt, sana dokunmayan örgütten kasıt bu. Terör örgütü terör örgütüdür. Bütün ülkelerinde bunları kabul edip bir küresel terör tehdidi olduğunu anlayıp hepsine aynı şekilde yaklaşabilmesi gerekiyor. Toplu bir mücadeleden bahsediyoruz. Evet, istikrar çok önemli Orta Doğu'da. Yani ben karıştırayım, ondan sonra bana bir zararı gelmesin gibi bir mantalite başka ülkeler açısından olmadığını, yürümediğini açık ve net bir biçimde gördük. İşte karıştırdıkları sürece orası zaten iyice karışık hale geliyor ve illaki Avrupa'ya da başka kıtaya da yansıyabiliyor. Oranın karışıklığı ve çok net yansıyabiliyor. Bunu görüyoruz. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda Türkiye bir defa iki örgütle de mücadele halinde. Ve iki örgütün de, burada terör örgütünün de Türkiye'de ne yazık ki eylemlerini görüyoruz. Hem IŞİD'den bahsediyorum hem PKK'dan bahsediyorum. Ankara ve İstanbul saldırıları ard arda görünen konular net bir biçimde. Dolayısıyla Türkiye'nin işi burada pek çok ülkeden belki çok daha zor. Bunun altını çizmek lazım. Diğer taraftan evet, IŞİD konusunda Avrupa'nın, Avrupa'da yaşanan saldırılardan da hareketle belki bir mülteci sorunu konusu olacaktır anlaşmaya rağmen, ama diğer tarafta IŞİD'e yönelik, IŞİD'le ilgili daha farklı tedbirler gündeme gelecek gibi görünüyor. Şimdi söylemiştim, Obama'nın özel temsilcisiyle, IŞİD'le mücadele özel temsilcisiyle Dışişleri Bakan Yardımcısı bugün saat 13'te. Saati kesinleştiği için söylüyorum. 13'te Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecekler. Şimdi bu 98 kilometrelik hat, yani Aziz Mare hattı Türkiye açısından da önemli. Hat neden? Türkiye diyor ki işte YPG Fırat'ın batısına geçmesin. Dolayısıyla burada bir birleştirme Kürt koridoru yaratmasın. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Ama diğer tarafta da IŞİD'le mücadele için Kürtlerin sahada, YPG'nin sahada alanda kullanıldığını, Amerika tarafından da kullanıldığını biliyoruz. Desteklendiğini de biliyoruz. Onlar da zaten YPG ile PKK'yı ayrı gördüklerini pek çok defa ifade ettiler. Şimdi tüm bu saldırıların ardından, bu sıcak gelişmelerin ardından asıl mesele Türkiye açısından bu. Bugünkü görüşmelerde de en çok herhalde Amerikalılar tarafından bu konu gündeme getirilecektir. Sağda muhalifler en azından o bölgeyi tutmak için başarılı olamadılar. Ama diğer tarafta baktığımızda Türkiye'nin Kürt koridoru oluşmasındaki hassasiyeti var. Bir taraftan da IŞİD'le mücadele edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla sınırların daha da etkili hale getirilip öyle korunması gerekiyor. Türkiye'nin yaptığı işbirliği pek çok ülke tarafından dile getiriliyor. Bunu da unutmamak lazım. Yani eğer bir ülkeye bildiriyorsa, isimler varsa anında yakalanıyor. Havaalanlarında, sınır kapılarında ve iade ediliyor. Ki unutmamak lazım, Paris saldırılarında ki küçük kardeşin Salih Abdeselam'ın kardeşinin iade edildiğini, Türkiye tarafından iade edildiğini ama orada serbest bırakıldığını da biliyoruz. Bunların hepsi önemli. Dün işte 12 kişiden 10'u biliyorsunuz yakalanıyor Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ve bir tanesinin üzerinde canlı bomba yeleği olduğu biliniyor. Hande, İstiklal Caddesi saldırısı sonrasında aranan 3 teröristin de yakalandığı bilgisi var bugün gazetelerde. Dolayısıyla bu ayrı galiba, değil mi? Onu da biraz aydınlatırsan hani yeri gelmişken. Evet, ayrı ama o verilen 3 isim Alman istihbaratı tarafından verildiği ifade ediliyor ama bir başka 3 isim daha var. Evet. Onlara da farklı anladığım kadarıyla. Çünkü isimler, o ilk çıkan 3 isimle bu yakalanan 3 isim birbirleriyle aynı değil. Dolayısıyla diğer 3 isim de herhalde hala aranmaya devam ediyor. Yani zaten işte söylemeye çalıştığım bu. Hani 3 isim, 3 isim daha, 5 isim ya da işte hiç aranmayan, bilmediğimiz, listelerde adı olmayan ya da yardım yataklık edenler listesinde olan ama suçu olmayan. Evet. Böyle de bir liste var. Bunun da sonuçları var. Evet, evet, bu konu hafta başında konuştuğumuz tabii ki gibi. Yani bu sadece Türkiye açısından da değil. Aynen, bu Türkiye açısından da değil. Bu Brüksel'de de böyle, Fransa'da da böyle. Dolayısıyla hani hakikaten bir toplu, bütün küresel anlamda bütün ülkeler bir arada bir takım mücadele kuralları, kararları alıp tüm terör örgütlerine karşı da
bu kararların acilen hayata geçirilmesi gerekiyor hiçbir ayrım yapmadan. Bugünkü görüşmelerde evet çok önemli, onu söyleyeyim. Obama'nın görüş mesajı, temaslar, annenin aktardığı ayrıntılar. Evet. Suriye konusunda sen yani Türkiye'yi etkileyen bir gelişme bekliyor musun bu saldırıdan sonra? Çünkü bütün dünya teyakkuzda, güvenlik önlemleri artırıldı, güvenlik seviyesi 4'e çıkartıldı, kimseye evinden çıkmayın deniliyor, ardı ardına mailler, uyarılar gidiyor. Avrupa alarmda. Evet. Böyle bir durumu konuşuyoruz ve sınırda yaşananları konuşuyoruz. Eşitle mücadeleyi zaten biliyoruz. Bu sorunun yanıtı şu, daha kötüsü olamazdı. Yani Türkiye'yi bekleyen şey, daha bundan daha kötü bir senaryo yok. Aynen. Sebebi şu, neden? Bir taraftan neredeyse 1000 kilometrelik bir alanda, kimi noktalarda PKK, diğer noktalarda PYD'ye bağlı bir takım unsurlar tarafından istikrarsızlaştırılmaya çalışılan bir Türkiye var. Bu bir. İki, IŞİD Türkiye'yi hedef alıyor. Başika'da bir saldırı olduğunu unutmayalım. Bir saldırı girişimini Türk askerleri Mehmetçik savuşturdu sınır ötesinde. Türkiye'yi farklı noktalardan vuruyor IŞİD. Yani terör eylemleri, canlı bombalar ve sınır boyunca meydana gelen saldırılar. Bir başka şey, Türkiye Esad'ın şu veya bu şekilde devrileceği gibi bir oyun planı yapmıştı. Bu da olmadı ve Esad'ın daha ne kadar orada kalacağı belli değil. Rusya gelip bütünüyle burada hakim oldu. Şu an askerlerini bir oranda çekti ama hala eli buranın üzerinde. Bu da Türkiye'nin istemediği bir şeydi. Türkiye'yi kendi içine bütünüyle hapsetti. S-300 ve S-400 füzeleri hala etki alanını sürdürmekte. Bir taraftan 3 milyon dolayında insan Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ve bunların geri döneceğine dair hiçbir işaret yok. Muhtemelen büyük bölümü kalacaklardır. Her gün çocuklar doğmaya, dünyaya gelmeye devam ediyor. Bir demografik yükle karşı karşıya, büyük bir ekonomik yükle karşı karşıya bugün için. Ama yarın siyasi ve işte bir takım suça dönük bu insanların bir bölümünün meyletmeleri halinde bile Türkiye'nin başı çok fena ağrıyacaktır. Çok başı derde girecektir. O nedenle Türkiye nasıl etkilenir sorusu, bundan daha kötü etkilenemez demeye çalışıyorum. Avrupa'dan da Türkiye'ye gelecek olan bir kısım insan da olduğunu düşünecek olursak burada gerçekten zor ve sıkıntılı, yönetilmesi güç olan bir dönemle karşı karşıyayız. Obama'nın ve bütün dünyanın bir dayanışma mesajı var Brüksel'le, Belçika'yla. Tabii çok güzel. Türkiye de bu dayanışmasını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı kralı aradı, başbakanı aradı. Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Çelik'in açıklamaları var. Yani hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde Türkiye Belçika'nın yanında duruyor. Keşke Belçika'da terör eylemleri noktasında Türkiye'nin yanında bu kadar durabilmiş olsaydı. PKK çadırını kastediyorsun değil mi? PKK çadırını. Terör örgütleri arasında ayrım yapmadan topyekun bir mücadele konusunda herhalde Türkiye daha fazla baskı olacaktır. Yani, Ankara'daki saldırılar. NATO üyesi bir ülke, NATO'nun merkezinin olduğu bir başkent ve orada Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak üzere ne yaptığı herkes tarafından bilinen bir terör örgütü ve onun uzantıları. Üstelik Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde yer alan bir terör örgütü PKK. Avrupa'da bunu, Amerika'da terör örgütü olarak tanıyor ama bir taraftan orada faaliyette bulunmasına izin veriyor. Şunu düşünelim. IŞİD terör örgütü, bu vahşi ve cani barbar saldırıları yapan terör örgütü gelip burada bir çadır kursa ve bayraklarını sallandırsa, bu Avrupa vicdanı bakımından, Avrupa ahlakı bakımından kabul edilebilir, insani olarak kabul edilebilir bir şey olur muydu? Olmazdı. İşte bu bakış açısı Suriye'deki politikayı etkileyebilir, o Türkiye'yi zorlayabilir ve tehdit altına alabilir değil mi? Tekrar diyorum, tabii ki bize yakın bu ayrım devam ederse, ideolojik, kültürel, dini herhangi bir referansı atıfta bulunmaksızın net terör örgütü terör örgütüdür. Bunun başka ikinci bir açıklaması yoktur. Hiçbir şekilde izah edilemez. Manzur gösterilemez. İnşallah Suriye'de ve dünyada bu noktaya gelinir. Obama yönetimi, Ebru ve Amerika, Avrupa Birliği yönetimi, Avrupa Birliği Türkiye'yle de bu dayanışmaları gösterebilseydi, Ankara'da bu kadar büyük terör eylemleri meydana geldi. Evet. İstanbul'da oldu. Independent gazetesi dün bu soruyu sordu. Neden sorusunu sordu. Ankara'da terör eylemi meydana geldiği zaman biz bu dayanışmayı göstermiyoruz. Neden İngiltere bayrağı, Britanya bayrağı yarıya indirilmiyor? Soru güzel ama verilen yanıtlar maalesef tatmin edici değil. Görüntüleri de aktardık. Birçok Avrupa kentinde sembol binalar Belçika bayrağı renklerine bürünmüş durumda. Eyfel Kulesi bunlardan biri. Belçika bayrağının renklerine büründü. Evet, görüntüleri de arkadaşlarım az sonra aktarır.
Bu arada biraz önce Hande'nin de aktardığı İstanbul'da Alman konsolosluğu ve Alman okullarına saldırı düzenleyeceği öne sürülen böyle bir iddia vardı. 3 zanlı gözaltına alındı. Gaziantep'te Türkiye'ye girmeye çalışan 10 kişi yakalandı. Birinin de canlı bomba olduğu belirtiliyor. Çünkü hazır bomba düzeneği var üzerinde deniliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yaptı açıklamayı. Dolayısıyla bu ayrıntılar da var. Bir yandan da Taksim İstiklal Caddesi saldırısı sonrasında 9 ülkenin İstanbul Başkonsolosu İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Ortak mesaj verdiler. Dolayısıyla bir yandan da şehitlerimiz var. Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurluyoruz. Bir yandan da dün yine teröre 5 şehit verdiğimiz haberi geliyor. 3 polisimiz, 2 askerimiz şehit oldu. Bir yandan da Türkiye birçok terör örgütü açısından ardı ardına yapılan saldırılara gebe oldu. Bunları yaşadık. Dünkü mesajlar, konsolosların Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'la beraber yürüyüşün mesajları ve görüntüler vardı. Bir şey söylemek isterseniz buyurun. Yoksa devam edelim diğer gelişmelerle. Ben şunu söyleyeyim Ebru. Bir defa bu Yüksekova ve Nusaybin operasyonları ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Lütfen. Bunlar önemli operasyonlar. Bugüne kadar gördüğümüz operasyonlardan daha farklı bir süreç görebiliriz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Diğerlerinden daha zorlu bir süreçle karşı karşıya diyebiliriz. Çünkü hem yığınak hem silahlanma açısından farklı, daha fazla yapılmış gibi bir durum var. Yüksekova'da da başka bazı bildiğimiz işte konular, başlıklar da var. Dolayısıyla öngörülenden biraz daha bu operasyonların tamamlanması sürebilir. Bir buçuk aylık bir süreç olabilir, bunu söyleyeyim. Bu birincisi. İkincisi, evet, o birliktelik görüntüleri güzel. İnşallah bu tüm dünyayı kapsar hemen her alanda. Bir üçüncüsü de cephe azaltımı. Demin de konuştunuz, Türkiye'yi nasıl etkiler, şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Türkiye hem IŞİD'in hem PKK'nın saldırıları altında, Türkiye hem IŞİD'le hem de PKK'yla, yani iki ayrı terör örgütüyle mücadele ediyor. Diğer taraftan eleştirilen Suriye politikası başta olmak üzere bir dönem bu coğrafyada yalnızlaşan bir ülke pozisyonunda idi. İdi diyorum çünkü şimdi daha farklı bir noktaya gelme durumu ve hedefi var. Bunu söylemeye çalışacağım. Evet. Kısacası bundan sonrasına ilişkin bir cephe azaltımına girilecek. Bu şu demek, konuşulabilir ülke olmak, yani en azından uluslararası ilişkilerdeki sorunlu alanları temizlemek. Zaten yeteri kadar içeride sorun var. İki örgüte karşı mücadele yürütürken uluslararası arenadaki sorunların tamamlanması, halledilmesi gibi bir politika yürütülecek. İran'da olduğu gibi, yani artık konuşulabilir pozisyona gelmek, ilişkileri yeniden rayına oturtmak gibi bir hedef var. Önümüzdeki dönemde bu çerçevede İsrail'le yürüyen küçük temaslar var, biliyorsunuz. Başta İsrail olmak üzere pek çok ülke içinde bu temas trafiğinin artacağını göreceğimiz bir süreç olacak Ebru. Ebru, bir de Hande'nin iki terör örgütüne aslında DHKPC'yi de ilave etmemiz mümkün. Çünkü bu örgüt de Türkiye'de terör eylemleri gerçekleştiriyor. Hatta maalesef Belçika'da uzun yıllar boyunca göz yumuldu DHKPC'nin faaliyetlerine. Yunanistan'daki bir kampta uzun süre eğitilmelerine müsaade edildi. Bir de bu boyutu var. Yani evet. Türkiye hep parametre programında söylemeye çalıştığım gibi dünyada ideolojik olarak, yani spektrumun bütün alanlarındaki terör örgütleri tarafından hedef alınan, en çok hedef alınan ülkelerden biri. Hatta İsrail'den bile daha büyük bir terör riski ve tehdidiyle Türkiye'nin karşı karşıya olduğu gerçeğini unutmamamız lazım. Bu dolayısıyla günlük hayatımıza çok etkileyecek bir şey. 19 Başkonsolosu İstiklal'de Mogherini'nin gözyaşları, Lübnan Dışişleri Bakanı ile Beyrut'ta toplantıdaydı ve saldırı sorulunca gözyaşlarını tutamadı Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi. Beyrut'ta basın toplantısında soruldu soru. Türkiye'de 10 ve 19 Başkonsolos İstiklal Caddesi'nde yürüdü Beyoğlu Belediye Başkanı'yla. Sosyal medyada Edirne'de canlı bomba saldırısı olacak diye yazan bir kadın gözaltında. Arkadaşlarımın aktardığı CNN Türk Haber Merkezi'nin haberleri arasında bu da var, bu gelişme de var. Dolayısıyla bu mesajları, yaşananları ben hemen sordum. Sen bir özetle, tabii, çünkü süremiz çok azalıyor. Hande'nin de takip ettiği Brüksel temasları... Gözyaşları da ekranda şu an. Evet. Bu tabii yani insani bir şey. Bu insani tepki
maalesef insan sadece Avrupalı dostlarımız, batıdaki bir algı, sadece insan komşuları hayatını kaybettiği zaman bu empatiyi kurabiliyorlar. Biraz uzak coğrafyada olup bitenler karşısında da umarım bu empati kurulabilir. Suriye'de büyük bir insanlık dramı var, Irak'ta öyle, Türkiye'de zaman zaman yaşanan şeyler var. Avrupalıların ben benzer hassasiyeti buralara da göstermesini diliyorum. Orta Doğu onlarca yıldır terörle yaşıyor. Başbakanın İran temasları ve Brüksel temasları, Ander'in sözünü ettiği gibi bu uluslararası ilişkilerdeki gelinen zorlu süreci aşmak adına bir umut verdi. Gelecek hafta Cumhurbaşkanı'nın çok önemli bir Amerika seyahati var. Ebru, onu da hatırlatayım istersen. Washington'da olacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Yaklaşık bir hafta sürecek ve orada da ikili ve çok taraflı görüşmeler olacak. Türkiye gündeminde yakından izleyeceğimiz bir takım temaslar olabilir. Önemli sonuçları olabilir. Onları da bir cümle hatırlatalım. Sosyal medya konusunda da tabii ki böyle bir dönemde, bu çağda kalkıp sosyal medyayı kapatmak gibi bir şey söz konusu olmaz. Mesela olmamalı. Belçika'da tüm trafik internet çöktüğü için, telefon, GSM şebekeleri çöktüğü için internetten daha çok sosyal medyadan haberleşiyor. Telefonlar çalışmadı. Şunu söyleyebiliriz Ebru, sadece sosyal medyayı kullanan bütün insanların daha dikkatli olmaları gerekir. Özenli olmaları gerekir. Daha sorumlu olmaları gerekir. Her önlerine gelen bilgiyi doğruymuşçasına yaymamaları, paylaşmamaları gerekir. Hele içinde gerçekten çok üzücü ve rahatsız edici şeyler varsa doğrulanmamış bilgileri lütfen paylaşmayın. Böylece insanlar arasındaki bir dayanışmadan ziyade paniği arttırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Buna neden oluyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Burada yani sosyal medyayı kapatmak çok otoriter bir adım olur, yanlış bir adım olur. Bunun yerine insanların gönüllü olarak burada dayanışma göstermeleri ve sorumlu davranmalarını beklemek ben daha doğru olacağı kanaatindeyim. Bütün bu gelişmeler yaşanırken bugün manşetlerde yine gazetelerde bir gelişme daha var. Dünün de manşetlerindeydi. Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla Amerika'da tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın tüm mal varlığına el konulması talep edildi. Zarrab'ın tutuksuz yargılanmak üzere yaptığı kefalet başvurusunun reddedildiği belirtiliyor. Bazı bilgiler 4 Nisan'a duruşma ertelendi açıklaması da yapıyor. 4 Nisan'daki duruşmaya kadar da hapishanede kalacak. Yani 4 Nisan'a kadar kefalet başvurusu kabul edilmedi. Dolayısıyla davaya çıkacak, duruşmaya çıkacak. 75 yıl hapis sistemiyle sorgusu devam ediyor. İddianame 21 sayfa. Biraz önce aktardığım suçlamalar var. İran Merkez Bankası'na yazılmış bir mektup da var. Farsça yazılmış bir mektup. Orada ekonomik cihat ilanından bahsediliyor. Bahsedildiği iddia ediliyor. Dolayısıyla bundan sonra ne olacak sorusu var. Bu gelişmeyi nasıl buldunuz? En çok konuşulan ve Twitter'da Türklerin en çok takip aldığı isim olan Harara'nın, Wall Street Şerifi lakaplı savcı Harara'nın da Türkiye'de bayağı ünlendiğini ama aslında onun 2009 kriziyle beraber Amerika'da büyük bankaların patronlarını tutuklamasıyla, yargılamasıyla ünlendiğini de söyleyebiliriz. Ünlü bir savcı, Hint kökenli, Hint asıllı. Amerika'da eğitim almış, bayağı ünlü bir savcı bu davada davayı yürütüyor. Buyurun, Hande. Yani ben söyleyebilirim tabii. Bir defa iddialar varsa yanlışlar saklı, gizli kalmıyor. Bir defa bu ortaya çıkıyor böylece. Amerika'da da olsa, işte başka bir dünyanın başka bir yerinde de olsa bir şekilde bu işin devam edebildiğini gördük. Bu birincisi. İkincisi, belli ki bir döneme yönelik bir temizlik var. Bir dönemin hesaplaşması var. Bu da şu demek: Ahmedi Necat dönemi, İran'a yönelik ambargoların delinmesi. Bu hem İran'da hem de Amerika'da. Çünkü suçlama işte Amerikan ambargosunu delmek. Yani İran'da bu işin biliyorsunuz bir başka boyutu var, yargısal devam eden. Ve Babek Zancani açısından da sonuçlanan, ama diğer tarafta da Amerika'da da belli ki Reza Zarrab'ın gideceği de biliniyordu Amerikalılar tarafından. Okuduğumuz kadarıyla haberlerden e-postaları dahil olmak üzere A'dan Z'ye takip altındaydı. Evet. Dolayısıyla şimdi bundan sonra süreç nasıl işleyecek, ona bakılacak daha çok. Türkiye açısından ne etkileri olabilir? Çünkü Türkiye ile ilgili de biliyoruz bir takım iddialar vardı. Bundan sonra Reza Zarrab nasıl konuşacak? Konuşacak mı? Çünkü savcıyla onların yasalarına göre bir uzlaşıya varıp konuşması durumunda cezasının hafifletilmesi de gündemde. Dolayısıyla onun konuşması
oluşması durumunda tabii sadece Türkiye açısından değil, İran açısından da bağlantıları. Şöyle söyleyeyim, yani İran'da bir dönem derken Ahmedinejad döneminin A'dan Z'ye belki bu ilişkilerin, iddiaların aydınlatılması gibi bir başlık olarak ele almak Ruhani'yi öne çıkaracak ve ona yarayacak daha faydalı tabii olacaktır. Bu, böyle olursa. Aynen, yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. O dönem İran yönetimi, İran'ın Rıza Zarraf'ın bazı şirketlerin, iddia edilen şirketlerin Türkiye'de başka ülkelerde yaptığı işler belli ki hepsi, tüm bunlar mercek altında olacak önümüzdeki günlerde. Çok bir özet rica ediyorum. Tabii. İki başlık daha var. Şimdi, kısa sormak istedim. Tabii çok önemli bir gelişme bu. Sadece Türkiye bakımından değil, İran ve Amerika Birleşik Devletleri bakımından önemli sonuçlar doğurabilir bu yargılama süreci. Soruşturmanın tamamlanmasıyla beraber çok iddianameye bakıldığı zaman çok ciddi suçlamalar var. Zarrab hakkında dolandırıcılık, kara para, Amerika'yı dolandırmak da var. Kara para aklama, bankacılık işlemlerinde sahtecilik yapmak gibi bunlar... Yani uluslararası hukukta olduğu gibi, yani her ülkenin hukukunda olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri bakımından da, özellikle Amerika bakımından da çok sert suçlamalar. Eğer bunlar deliller ortaya konarak ispat edilirse. İran'da Zencani'nin aldığı karar sonrası bu gelişmede. Evet, idam kararı alındı Zencani hakkında. Yani. Ve de çok ciddi bir para cezası söz konusu. Yani milyar dolarlık bir şeyden, yani bir para trafiğinden söz ediliyor. Evet. Zarrab'ın tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir şeyle karşılaşmayacağını düşünerek hareket etti ve Amerika'ya gittiğini söylemek mümkün Ebru. Yani Miami'ye giderken, değil mi? Amerika'da herhalde tutuklanmam, bir şey olmaz gibi bir rahatlıkla hareket etti ama... Kızını Disneyland'a götürecekti. Havaalanında FBI tarafından gözaltına alındı. Avukatının açıklaması şeyde ayrıldı. Böyle bir açıklama var. Şimdi savunmasını nasıl verecek? Savcıyla nasıl bir, savcılık makamıyla daha doğrusu nasıl bir görüşme? Pandenin işaret ettiği o itiraf açıklamalar. Bir takım konuşmalar, yani açıklamalar yapıp bir takım yeni ilave bilgiler ortaya koyarsa bunun daha farklı sonuçları olabilir. Birlikte izleyip göreceğiz. Bu ama gündemde çok sıcak bir gelişme olarak kalacak, öyle anlaşılıyor. Süremiz bitmek üzere ama bir dokunulmazlık tartışması devam ediyor. 22 fezlekenin daha meclise gönderildiğini anlıyoruz. Osman Baydemir, Faysal Sarıyıldız, Ferhat Encü, Pervin Buldan ve Mithat Sancar haklarında fezleke hazırlanan HDP milletvekilleri arasında yer alıyor. Selahattin Demirtaş hakkında 3 ayrı dosya bulunuyor. Bu tartışma devam ederken son durum ne? Bir de yine cinsel taciz, yine bir intihar saldırısı. 20 yaşında genç bir kız kendini balkondan atıyor. Erkek arkadaşının arkadaşları, iki arkadaşının cinsel tacizine uğruyor. Yapmayın, kendimi atarım diyor. Onlar devam edince bu tacize çocuk da kendine balkondan aşağı atıyor. 9. kattan. Bitmiyor. Ne şiddet bitiyor, ne taciz bitiyor, ne bu haberler bitiyor. Buyurun birer cümleyle tamamlayalım, sonra araya gidelim. Hande. Yani çok can sıkıcı tabii, hani bitsin diye, işte en azından azalsın diye pek çok çaba gösteriliyor ortada ama yani anneler oğullarını, işte aileler çocuklarını bir şekilde bu konuda eğitmek durumundalar. Dokunulmazlıklarla ilgili şunu söyleyebilirim, rakam yükseldi, yükseliyor. Eğer anlaşır ve uzlaşır ve anayasa değişikliğini gerçekleştirirlerse de önümüzdeki dönemde bu dosyaların mahkemesel işlemlerini, sürecini görecek olacağız. Teşekkürler Hande, sağ ol bu özetin için. 1,5 dakika var. Şimdi kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve bütün bu, yani ve buna benzer haberlerde Türkiye maalesef utanılacak seviyede. Hem bunların yaşanma yoğunluğu ve sıklığı, hem de kamuoyunun ve ilgili kurumların bu olaylara yaklaşımında bir ciddi çarpıklık var, ağır bir sorun var. Hukuk da tabii, yani bu ülkenin hukuku nihayetinde, uygulayanlar da bu ülkenin insanları, bunlar olumsuz bir şekilde etkileniyorlar. Olması gibi, olması gerektiği gibi çalışmıyor. Çarpık bir düzen var ve utanç verici bir tablo var. Gün geçmiyor ki bu haberleri konuşmayalım, gün geçmiyor ki parametrede bunlar gündeme gelmesin. Kadına şiddetin yaşanmadığı bir Türkiye'de bir gün yok. Çok vahim, çok büyük. Türkiye'nin en büyük meselelerinden biri. Dokunulmazlıklar kalkacak mı Hakan, bir cümle? O süreç işleyecek mi?
bu konuda bugün, yani bu içinde bulunduğumuz günler çok kritik. Bu günlerin seyrine göre belli. Seyrine göre verecek. Yani bunun kaldırılması yönünde siyasi partilerin önemli bir bölümde var ama hangi koşulda, hangi düzenlemeyle? Hangi, yani partilerin, özellikle birkaç partinin kendi arasında sürdüreceği görüşmelerin neticesine bağlı bu. Diyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. Ardından Batman Superman'e karşı görüntüleri ve o müthiş araba halkın izlenimleriyle tamamlayacağız. Batman Superman'e karşı Batmobile de herhalde dünyayı dolaşacak. Hakan Galadaydın, çok kıskandım ama evet, neyse. New York'a ben de davet edildim. Ama gurur duydum. Doğrusu Türkiye'nin bir markasının böyle bir uluslararası vitrine çıkması, eğlence dünyasının merkezi olan Hollywood'a ulaşması, Broadway'e ulaşması çok önemli. Türk Hava Yolları'nı kutluyorum. Uçaklarda da Batman Superman var. Bak, bu da şey menüsü, az önce gördük. Bu. Şimdi bu bir uçakta Superman'in, diğerinde de Batman'in logoları var. Bu da Batmobile. Bu olumsuz gelişmeler yaşandığı zaman genellikle içimize kapanıyoruz. Moralimiz bozuluyor ve pek bir şey yapmak istemiyoruz. Ama uluslararası rekabet vitrinine çıktığımız zaman pek durmak gibi bir şansımız yok. Türk Hava Yolları da durmadan yoluna devam ediyor. Evet. Böyle bir uluslararası rekabet ortamında Batman, Superman'e karşı gibi bir filmin sponsorlarından biri olmak Türkiye bakımından, dolaylı olarak Türkiye'nin tanıtımına ve katkı bu kurumun tanıtımına katkısı bakımından önemli. Bu görüntüler de arkadaşlarımın hazırladığı haberlerden ve senin fotoğraflarından. Aşağı yukarı 1 milyar dolarlık bir gişe hasılatı bekleniyor. Belki üzerinde evet, çıkacak. Önemli prodüksiyon bu hafta gösterime giriyor Türkiye'de, onu da söyleyeyim. Teşekkürler. Bu Batmobile'in görüntüsünü merak ediyorduk. Ulaştık. Buyurun, tüm Türkiye'ye de gelecek, İstanbul'a da geleceği belirtiliyor diyerek noktalayalım. Yarın sabah 9'da görüşmek üzere.